Şerife'nin örgü dünyasına hoş geldiniz. Bugün bebek örgülerinde kullanabileceğiniz bir model hazırladım. Modelim 6 ilmek ve katlarından oluşuyor. 6, 12, 18 şeklinde 6 ilmeğin katlarını ayarlayıp en son 2 tane kenar ilmeği ilave etmemiz gerekiyor. Ben 3 model için 6, 12, 18 kenar ilmekleriyle birlikte 20 ilmek hazırladım. Böyle bir ön hazırlık yaptım. Örgümü ön yüzden ördüm. Modelimiz arka tarafta kurulmaya başlanıyor. Şu anda örgümün ilk sırasındayım ve arka taraftayım. Kenar ilmeğini örmeden aldım. Sonraki 6 ilmeğimi ters örüyorum. Sonraki 6 ilmeğimi düz olarak örüyorum. 2, 3, 4, 5, 6. Ve tekrar 6 ilmek ters olarak örüyoruz. Kenar ilmeği ile sıramı tamamladım. Bu modelde 6 ilmeği boş bırakıyoruz. Sonraki 6 ilmeğe model uyguluyoruz. Ve tekrar 6 ilmek boş bırakarak devam ediyoruz. Bu yüzden tam ortadaki 6 ilmeğimizi düz olarak ördük. Örgümün ön yüzündeyim, ikinci sıradayım. İlmeklerimi sıra boyunca düz olarak örüyorum. Burada ortadaki kalan 6 ilmeğim de dahil tüm ilmeklerimi düz olarak örüyorum. Örgümün arka tarafındayım ve 3. sıradayım. Kenar ilmeğini örmeden aldım. İlk 6 ilmeğimi ters örüyorum. Sonraki 6 ilmeğimi düz. Ve tekrar 6 ilmek ters örüyorum. Kenar ilmeğimi örerek sıramı tamamlıyorum. Örgümün tekrar ön yüzündeyim. 4. sırasındayım. Bu sırada tekrar ilmeklerimi sıra boyunca düz olarak örüyorum. Burada modeli uyguladığımız bölümde 2 sıra haroşa sırası elde etmiş olduk. Örgümün arka tarafındayım, 5. sıradayım. Bu sırada ilmeklerin tamamını ters olarak örüyorum. Burada tam ortada kalan 6 ilmeğimi bu defa ters olarak örüyorum. Ve biraz hızlanalım. Şimdi örgümün ön yüzündeyim. Örgümün 6. sırasındayım. Kenar ilmeğini örmeden aldım. Başlangıçtaki 6 ilmeğimi düz örüyorum. Modelim oluşturan 6 ilmeğime geldim. Bu 6 ilmeğin 2 tanesini düz olarak örüyorum. Tam ortada kalan 2 ilmeğe model uyguluyoruz. 3. ilmeğimi bir kez ördüm. Bir kez ipimi şişime doladım. Aynı ilmeği bir kez daha ördüm. Bir ilmekten 3 ilmek elde ettim. Sonraki ilmeği tekrar aynı şekilde bir kez düz olarak örüyorum. Bir kez ipimi şişime doluyorum. Ve bir kez daha düz örüyorum. Tek ilmekten 3 tane ilmek elde etmiş oluyorum. Sonraki 6 ilmeğimi düz olarak örüyorum. Örgümün arka sırasındayım. Burası örgümün 7. sırası. Kenar ilmeğini örmeden aldım.
Devamındaki ilmekleri ters örüyorum. Burada bir ilmekten 3 tane ilmek elde etmiştik. Bu ilmekleri de ters olarak örüyoruz. 1 2 3. Bu 3 ilmeği biraz hafif gevşek bırakarak örün. Devam ediyorum. Sonraki 3 tane olan ilmeğimi de ters olarak ördüm. Sıra boyunca ilmeklerimi ters olarak örüyorum. Örgümün ön yüzündeyim. Şimdi burada başlangıç ilmeğini örmeden aldım. İlk 6 ilmeğimi düz olarak örüyorum. Burada modelimizi oluşturan bölüme geldiğimiz zaman bir ilmekten 3 tane ilmek elde etmiştik. Bunları öndeki 2 ilmeğin başına almam lazım. Bu 3 ilmeği önünde kalan 2 ilmeğin başına aldım. Bunu bir ilmekten 3 tane olarak örmüştük. Bu yüzden bu 3 ilmeği birlikte düz örerek topluyoruz. Yer değiştirdiğimiz, içeri aldığımız 2 ilmeği düz örüyoruz. Aynı işlemi burada yapıyoruz. Bir taneden çıkartmış olduğumuz 3 ilmeği arkasındaki kalan 2 ilmeğin sonrasını alıyoruz. İçeriye aldığım bu 2 ilmeği önce düz olarak örüyorum. Bir taneden çıkartmış olduğum bu 3 tane olan ilmeğimi düz örerek topluyorum. Devamındaki 6 ilmeğimi düz örüyorum. Şimdi modelimin arka tarafındayım. Bu sırada ilmeklerin hepsini ters olarak örüyorum. Örgümün ön yüzündeyim. Modelimiz arka sırada kurulduğu için ön yüzde ilmeklerin tamamını düz olarak örüyorum. Bütün ilmekleri düz ördüğüm için biraz hızlı geçiyorum. Çünkü bu sırada herhangi bir işlem yapmıyorum. Burada ilk modelimizi tamamlamış olduk. Bir sonraki sırada boş bıraktığımız kısımlara model uyguluyoruz. Modelin üzerine düz devam ediyoruz. Şimdi örgümün arka sırasındayım. Kenar ilmeğini örmeden aldım. İlk bölümde bu ilk 6 ilmeği ters örmüştük. Bu defa düz olarak örüyoruz. 6 ilmek düz ördüm. Sonraki 6 ilmeğimi ters. Ve tekrar 6 ilmek düz örerek modelimizi kaydırmış oluyoruz. Böylece ikinci modelin alt zeminlerini hazırlamış olduk. Aynı ilk modelde olduğu gibi örmeye devam ediyoruz. Her defasında kaydırarak uygulamanız gereken bir model. Burası da örgümüzün arka tarafı. Herkese kolay gelsin.